Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle. Sevgili Ege Türksen, kendisi bir iç mimar. Edirne Uzunköprü doğumluyum. Lise öğrenimime kadar olan süreci Uzunköprü'ne tamamladım ve iç mimarlık okumak için İstanbul'a taşındım. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2022 mezunuyum. Şu anda MUKA Mimarlık bünyesinde olan Karaköy Ziraat Bankası Restorasyon Projesi'nde iç mimarlık yapmaktayım. Bu işi seçmemdeki asıl etken çocukluğumdan beri bir tasarım içgüdüsüne sahip olmam. Hı hı. Ve aynı zamanda sanatın gerekli dallarıyla da alakalı olmam. Şiir, resim ve müziğe devam eden bir ilgim var. Mimarlığa karşı çok büyük bir merakım vardı. Tasarım içgüdüsünden kaynaklı olarak. Ben de ikisinin de iç içe barındığı mimarlık mesleğine yöneldim. Kesinlikle şeyi tavsiye etmek istiyorum. Üniversite okurken daha öğrencilik hayatında işte freelancer uygulamaları veya gönüllü stajlarla olabildiğince çevre edinmeleri gerekiyor bence. Çünkü çevre bu meslekte gerçekten çok önemli. Evet, kesinlikle. Onun haricinde yönelebilecek alanlar çok fazla mimarlıkta, iç mimarlıkta. Yani kimisi sadece tasarım kısmına çok fazla yoğunlaşıyor. Kimisi de daha şantiye kısmına yakın hissediyor kendini. Bunu öğrencilik yıllarında belirlerlerse daha sağlam zemine oturtulmuş bir meslek hayatları olacağını düşünüyorum. Üniversite TV'den herkese merhaba. Yepyeni bir Mesleki Gündem programıyla sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle. Sevgili Ege Türksen, kendisi bir iç mimar. Hoş geldiniz Ege Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de çok iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Edirne Uzunköprü doğumluyum. Lise öğrenimime kadar olan süreci Uzunköprü'ne tamamladım ve iç mimarlık okumak için İstanbul'a taşındım. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2022 mezunuyum. Şu anda MUKA Mimarlık bünyesinde olan Karaköy Ziraat Bankası Restorasyon Projesi'nde iç mimarlık yapmaktayım. Şu anlık bu kadar. Çok güzel. Peki neden bu işi seçtiniz Ege Bey? Bu işi seçmemdeki asıl etken çocukluğumdan beri bir tasarım içgüdüsüne sahip olmam. Hı hı. Ve aynı zamanda sanatın gerekli dallarıyla da alakalı olmam. Şiir, resim ve müziğe devam eden bir ilgim var. Çok güzel. Meslek seçiminden biraz bahsetmek istiyorum. Yani hem sanatın hem de mimarlığın bir arada olduğu bir meslek seçmek istedim. Mimarlığa karşı çok büyük bir merakım vardı. Tasarım içgüdüsünden kaynaklı olarak. Ben de ikisinin de iç içe barındığı mimarlık mesleğine yöneldim. Çok güzel. Peki bu aslında çekirdekten gelen bir istek. Bu işin en keyifli yanları sizin için nedir? Bu işin en keyifli yanı insanların hayatında iyi bir iz bırakabilmek, hı hı. Onların yaşam alanlarını olabildiğinin en iyi konfor seviyesine ulaştırabilmek. Aynı zamanda fikir olarak oluşturduğunuz bir projeyi kendinize ait bir konseptle harmanlayıp bunu gerçek hayata dönüştürebilmek, gerçek hayatta bunun katman katman oluşturulmasını izlemek benim seçme sebebim ve çok keyif aldığım bir çok olay. Güzel. Çok güzel. Peki keyifli yanlarını aslında baktığımızda çekirdekten gelen bir istek olduğu için eminim %99 oranında keyif veren bir işin içindesiniz ve sevdiğiniz işin içinde olmak aslında sizi başarılı kılan faktör diye düşünüyorum. Ama evet, kesinlikle. Mutlaka ki zorlukları da vardır. Nelerdir zorlukları? Ya zorlukları hem öğrencilik aşamasında hem de meslek hayatında biraz uykusuzluk diyebilirim. Yani benim en çok zorlandığım konu o oldu, ona alışmak oldu. Çünkü bazen gerek şantiyede olsun, gerek ofis işinde olsun, proje dursa bile, şantiye dursa bile sizin oturup plan yapmanız gerekiyor. Ve bu planları da belirli bir matematiğe oturtmanız gerekiyor. Ve bunlar da biraz uzun mesailer alabiliyor. Onun haricinde biraz stresli de bir meslek. Kesinlikle. Ama onu yönetmeyi mesleğin içine girdikten sonra daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Bu şekilde de devam ediyor. Benim için başka herhangi bir zorluğu yok şu an. Evet. Peki bu kriz yönetimini nasıl sağlıyorsunuz? Kriz yönetimini sağlamak birazcık tecrübeyle bağlantılı. Çünkü özellikle projelerin bitime yakın aşamalarında bu kriz yönetimini çok iyi kontrol etmezseniz hata yapma payınız daha yüksek kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Ve hata yapmamak için de soğukkanlı olmanız gerekiyor. Stresi iyi yönetmeniz gerekiyor. Gerek saha personelini gerek fikirleriniz de aynı şekilde. Evet.
Bu şekilde düşünüyorum ben. Tam da o noktaya değinecektim. Yani soğukkanlı olmak gerekiyor kesinlikle. Çok da tecrübe gerektiren bir durum. Evet. Ama bu işi seçenlerde sizin için, sizce olması gereken özellikler nelerdir? Bence tasarımı sevmek, tasarımı anlamak, işi seçecek olan insanlarda ana merkezde bulunması gereken bir özellik. Çünkü her şey tasarım fikrinden imalata dökülüyor. Hı hı. Bu yüzden hem bu mimarlığa merak duymak, hem de bununla beraber bunu öğrendikçe merakın büyümesi gibi faktörler bu mesleği seçecek insanlarda bulunması gereken özellikler. Aynı zamanda çok sosyal de bir meslek iç mimarlık. Yani insanlarla olan diyaloglarımız, ilişkilerimiz de buna etken. Sosyal bir insan olması gerekiyor bence bu mesleği tercih eden. Sosyalliğin, evet, sosyalliğin yanı sıra aslında sabır da gerektiren bir meslek diye düşünüyorum. Kesinlikle bence. Sabır gerektiriyor. Evet. Çünkü işte kriz yönetiminde de sabır etmeniz gerekiyor. Evet. Projeyi üretme noktasında da sabır göstermeniz gerekiyor ve bir şekilde engellerin üstesinden gelmek için sabırlı, biraz inatçı bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir bu konuda? Ya ben en güçlü yönüm olarak yine sabırı söylemek istiyorum. Çok çünkü özellikle mesleğe yeni başlayan insanlarda, yani ve üniversite okuyan insanlarda da aynı şekilde sabaha kadar süren projeler, evet, ödevler yerine yetiştirilmesi gereken, ya bunların hepsi aslında bir sabır gösterme işi. Ama bu sabrı insan gösterdikten sonra karşılığını almaya başladığı zaman da çok büyük bir mutluluğa sebep oluyor. Evet. Benim en güçlü yanım sabır diyebilirim. Evet. Çok güzel. Peki aslında o noktaya değince bu gösterdiğiniz sabrın karşılığını almak büyük bir motive. Kesinlikle. Evet, kesinlikle motivasyon. Ama onun dışında en çok beni şu motive ediyor bu meslekte dediğiniz bir faktör var mıdır? Beni en çok motive eden insanların bu yaşam alanlarının konforlarını oluştururken onların isteklerini kendi fikirlerimle harmanlayıp bunu gerçek hayata dönüştürebilmek beni çok motive ediyor. Kesinlikle. Çünkü insanların yaşam alanları iyi olduktan sonra, bu okullar için de geçerli, hastaneler için de geçerli, hapishaneler için de geçerli bence. Yani her türlü kamu kuruluşunda bile bence iç mimarların bir payının olması gerekiyor. Çünkü insanlar yaşam alanlarında mutlu ve huzurlu olduktan sonra çalışma potansiyelleri de artıyor buna bağlı olarak. Hı hı. Aynı şekilde öğrenme potansiyelleri de artıyor. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Peki bu işte öyle bir zorlukla karşılaştım ki bununla başa çıkamadım dediğiniz bir durum oldu mu? Yani aslında bunu bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Hı hı. Çünkü düşünce, yani bakış açısını değiştirdikten sonra çözülemeyecek bir problem yok. Bilmediğiniz bir konu dahi olsa, şu an cebimizde olan telefonlarda bile, gerekli sosyal medya argümanlarından bile ulaşabileceğimiz bilgilerin sınırı yok. Kesinlikle. Tabii ki bazı bilgiler daha tecrübeli insanların şeyine kalıyor. Yani onlara danışmanız gerekiyor. Sizden mesleki olarak daha rütbeli insanlarla görüşmeniz gerekiyor. Her şeyi de aradığımız gibi Google'dan da bulamıyoruz. O yüzden çevre de çok önemli yani. Değil mi? Network, evet, network çok önemli. Kesinlikle. Aslında başta da söylediğimiz gibi bu çekirdekten gelen istek sizi başarıya doğru götürmüş kesinlikle. Ama sizin için, sizin dünyanızda başarı nedir? Başarının tanımı nedir? Bunu çok merak ediyorum. Benim için başarının tanımı kendi kendime bir şeyleri başarabilmek. Yani kendi kendime bir bilgi birikimi oluşturabilmek ve bunu tabiri caizse tırnaklarımla kendim kazıyarak, evet, yapabilmek. Aynı zamanda bu başarılı olarak saydığım konularda özellikle mimari açısından konuşmam gerekirse bir şeyi, bu kağıttaki bir fikri gerçek hale dönüştürebilmek. Yani benim için en büyük özellikleri bunlar. Evet. Peki bugüne kadarki en büyük başarınız sizce neydi? Bugüne kadar en büyük başarım şu an bulunduğum konuma kendi çabamla geliyor olmam. Evet. Ve bu zorluklarda, bu hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmamam. Çözülmesi zor konularda veya bilmediğim konularda sürekli araştırarak bir şekilde meslekte yer edinebilmek benim en büyük başarım olarak sayılıyor. Evet. Evet, çok aslında iyi bir noktaya değindiniz. Yani daha çok yeni bir mezun olmanıza rağmen bahsettiğiniz projeler gerçekten iyi bir noktada olduğunuzun bence göstergesidir. Ama bu işte hedeflediğiniz, asıl hedeflediğiniz konum mertebesi neresidir? Ben eğitime çok önem veriyorum. Özellikle üniversite sürecindeki öğrencilerin eğitiminde kendilerini keşfedebileceklerini düşünüyorum. Bunun için
doğru meslek seçimi çok önemli. Doğru bir eğitim şekli çok önemli. Ben herhangi bir mesleğin, yani sadece iç mimarlığın da değil, en büyük mertebesinin öğretmenlik olduğunu, akademisyenlik daha doğrusu, üniversite çağı için. Evet. Yani benim için ileriki nesillere bir bilgi aktarabilmek, yani onların kariyerlerinde bir basamak dahi olabilmek, ulaşabileceğim en iyi mertebe olarak görüyorum. Evet, aslında öğrencilere, gençlere dokunabilmek, onların evet. hayatlarını bir şekilde istedikleri noktada şekillendirmek çok gurur verici olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ulaşabilirsiniz. Peki şeyi çok merak ediyorum şahsi olarak. Yani projelerinizi, iç mekan projelerinizi veya işte çizimler olsun vesaire kişiselleştiriyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Tabii ki. Çünkü dediğim gibi bir ressam tablosunu ne kadar içselleştiriyor ve kişiselleştiriyorsa, bir iç mimar da veya bir şair ne kadar şiirini yazarken dizayn ediyorsa, biz de o kadar aslında tasarımımızı içselleştiriyoruz, kişiselleştiriyoruz. Lakin bunu yaparken, bu aslında bir zanaat da olduğu için, bizden beklenilen mekan konforu nedir, mekanın işlevi nedir, bu gibi detayları da önceliğimize alıyoruz veya kullanıcı, müşteri profilinin bizden ne istediğini tabii ki de öncelik olarak alıyoruz. Hı-hı. Ama mekanlarımızı tasarlarken mutlaka kendimize ait fikirleri de kullanıcılara paylaşıyoruz. Onlar onaylar, onaylamaz. Artık işlemine göre ortak bir noktada buluşuyoruz. Evet, onlar aslında ne kadar kalıp olarak isteklerini belirtseler de ister istemez içgüdü dolayısıyla bir kişiselleştirme söz konusu oluyor. Kesinlikle, mutlaka. Evet. Çok güzel. Aslında bu çok önemli bir nokta bence. Yani mesleğin asıl olayı bu bence. Evet. Değil mi? Çok güzel. Peki böyle öyle bir projede yer aldım ki çok keyif vericiydi, çok motive etti beni. Dediğiniz böyle küçük ya da büyük fark etmez proje var mıdır? Ya aslında şu an çalıştığım projeyi söyleyebilirim. Evet. Çünkü bir iç mimar olarak çok da fazla kaba inşaata önem verdim. Yani çok fazla kaba inşaatı deneyimledim ve bence her iç mimarın kaba inşaat hakkında da çok fazla bilgisi olması gerekiyor. Hı hı. Bu bilgi meslekte her türlü, her alanda size getirisi olacak bir bilgi. Ve aynı zamanda kaba inşaatı çok deneyimlediğim gibi restorasyonu da ilk defa bu kadar fazla deneyimliyorum. Çok güzel. Şu an Ziraat Bankası Karaköy Şubesi'nde çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum yani. Çok büyük keyif ve çok da büyük gurur bence. Evet. Değil mi? Yani. Çok güzel. Peki yine şahsi olarak çok merak ettiğim bir soru var. Mesela müşterilerle, yaptığınız projelerin sahipleriyle bir anlaşmazlık vesaire yaşadığınızda orta yolu bulma durumu nasıl oluyor? İşte bu noktada da stres yönetimi, sabır ve tecrübe gerekiyor aslında. Sosyolog kadar insanları iyi tanımanız gerekiyor, iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ve müşteri size geldiğinde müşterinin ne istediğini, ne istemediğini, bazen müşteriler çok uçuk şeyler de isteyebiliyorlar ama aynı zamanda bu uçuk şeyleri yapmak için, yani siz biliyorsunuz mekanda iyi durmayacak. Yani küçük mekanlarda çok cırtlak renkler, örnek veriyorum sadece, veya o mekanın işlevine uymayacak farklı konseptler. Olabildiğince müşterinin bunlardan neden uzak durması gerektiğini ve mekanın neden o şekilde tasarlanması gerektiğini çok fazla anlatmanız, dile getirmeniz gerekiyor açıkçası. Ama tabii bir noktada ben yapmıyorum da diyemezsiniz. O yüzden müşteriyle olabildiğince yani sabırlı paralel şekilde gitmeniz gerekiyor. Tabii ki, onu evet. anlamanız gerekiyor ve onun da sizi anlamasını sağlamanız gerekiyor. Evet evet, çok önemli. Bu da çok önemli yani. Evet. Onun sizi anlamasını sağlamanız da evet. çok önemli bir faktör. Peki kendi kişisel olarak bazı projelerde işte kişiselleştirebiliyorsunuz. Hatta birçoğunda, hepsinde belki. Bu iç mekan tasarım projelerinizde hangi temaları daha çok tercih ediyorsunuz? Ben daha çok sanatla da, yani müzikle de çok içli dışlı olduğum için mekanı olabildiğince bu tarz sanat aktivitelerinde, modern çalışmalarda yakınlaştırmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince projenin modern durmasını ve bu modernliğin de hiçbir şekilde eski yapılarda dahi yan yana dursa bir infil olmasını önemsiyorum. Mesela bütçede sıkıntı yaşandığında bu durumu nasıl ele alıyorsunuz? Şimdi zaten müşteriyle anlaşırken bir keşfimiz oluyor. Bu keşiften sonra metrajı müşteriye götürdükten sonra müşteri zaten size bu işin olurunu olmazını veya nasıl olurunu anlatmaya başlıyor. Siz her ihtimale karşı, atıyorum bir çatı yaptıracaksınız veya işte dış cephe yaptıracaksınız. Her ihtimale karşı birkaç fazla seçenekle giderseniz müşteri her zaman kazanırsınız bir iç mimar olarak. Bu şekilde. Evet. Peki bunların yanı sıra böyle
daha çok dikkate aldığınız bir durum var mıdır? Mesela işte bazı mimarlarda bunu mesela duyduğum işte oldu. Çevresel olarak doğaya duyarlı işte ürünleri. Aynen, onları işte kullanıyoruz ya da işte daha farklı. İşte sizin böyle özel olarak ele aldığınız bir durum var mıdır? Yoksa hani müşterinin isteğine göre biz de ben de işte kendim kişiselleştirdiğim kadarıyla akışında ilerliyoruz mu? Ya her insanın yani her iç mimarın bir çizgisi var zaten. Hı. Kendi etik değerleri çerçevesinde de hayatında da bu özelleşiyor, kişiselleşiyor. Hı. Benim bu konuya öyle örnek verebilirim. Yani olabildiğince mekanın iç dizayn olarak konuşuyorum sadece. Olabildiğince ferah olması benim için. Yani olabildiğince minimalist ve konfor seviyesinin olabildiğince yüksekte olması benim için yeterli. Yani benim Hı. en dikkate aldığım konu projelerimi oluştururken bu. Peki sizce iç mimarlığın, bu mesleğin yani genel olarak geleceği nedir sizce? Bu mesleğin geleceği şöyle, yani iç mimarlıkta her meslek gibi değişen ve gelişen teknolojiye ayak uyduruyor. İşte kesinlikle. Yapay zekanın 3 boyutlu render programlarında artık entegre olması, onun haricinde bazı Avrupa ülkelerinde mesela Belçika'da 3 boyutlu yazıcılarla küçük metrajda olsa evlerin tasarımının yapılması bunlara örnek. Ama aynı zamanda yani zaman ilerledikçe iç mimarlığın öneminin ben dünyada ve Türkiye'de daha çok ön plana çıktığını düşünüyorum. İnsanların artık yani daha fazla bu alana yönelmek istediğini ve müşteri olarak da daha fazla istediklerini görüyorum, deneyimliyorum. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bir yatak odası veya bir salon veya bir hastane, yani bunların hepsinin aslında iç mimarlığın elinden geçmesi gerekiyor. Kamu kuruluşları da buna dahil. Kesinlikle. Hatta hapishanelerin bile bence bu meslekle alakalı ve bu dala yönelmiş iç mimarlar tarafından bir kategorize edilmesini düşünüyorum. Yani. Evet. Peki bir iç mekan tasarım projesine başlamadan önce nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz? Öncelikle iç mekanın bir rölevesini çıkartıyoruz ve müşterinin isteklerini dikkate alıyoruz. Projenin en önemli detayı işlevinin ne olduğu ve niçin kullanılması gerektiğini. Evet. Bu yüzden de en önemli iki nokta, yani bizim ne yapabileceğimiz, bizden beklenen ve mekanın işlevi. Bu üç ana başlıkta zaten sürekli revizyon veya proje konseptleriyle bir şekilde mekanın yapısına uygun, işlevine uygun ve olabildiğince konforlu bir iç mekan yaratmaya çalışıyoruz. Yani. Evet, çok güzel. Peki son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani iç mimarlık mesleğine yönelen ve üniversitede iç mimarlık bölümlerinde okuyan arkadaşlarıma kesinlikle şeyi tavsiye etmek istiyorum. Üniversite okurken daha öğrencilik hayatında işte freelancer uygulamaları veya gönüllü stajlarla olabildiğince çevre edinmeleri gerekiyor bence. Çünkü çevre bu meslekte gerçekten çok önemli. Evet, kesinlikle. Onun haricinde yönelebilecek alanlar çok fazla mimarlıkta, iç mimarlıkta. Yani kimisi sadece tasarım kısmına çok fazla yoğunlaşıyor. Kimisi de daha şantiye kısmına hı hı. yakın hissediyor kendini. Bunu öğrencilik yıllarında belirlerlerse daha sağlam zemine oturtulmuş bir meslek hayatları olacağını düşünüyorum. Evet, çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Davet ettiğiniz için. Ne demek? Çok keyifli bir yayındı. Evet, benim için.